8 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Aksaray Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik güven tazeledi ve seçmen listelerinin askıya çıktığını söyledi. Aksaray Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik güven tazeledi ve seçmen listelerinin askıya çıktığını belirtti. Başkanım, dün seçiminiz yapıldı ve tekrar güven tazelediniz. Evet. Bundan sonra yeniden hizmet yapmaya devam edeceksiniz ve aynı zamanda önümüzde bir seçim hazırlığı da var. Evet. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Arkadaşlarımız sağ olsun. Biz muhtarlar birlik beraberlik içerisinde tek liste olarak çıktık. Allah razı olsun arkadaşlarımız. Güven tazeleri, başkanım siz devam edin dedi. Yönetimden yeni arkadaşlarımız yazdık. Yönetimimizi belirledik. Biz muhtarlar uyum içerisinde, birlik beraberlik içerisinde hizmetimizi veriyoruz. Seçmen listeleri geldi elimize. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Seçmen listelerimiz 1 Mayıs'ta hani tatil olmasına rağmen seçim kurulu çalışıyordu. Seçim kurulu telefon etti bana. Ben gittim. Bütün muhtarlarımızın seçmen kağıtlarını bu askı listesine aldım. O gün de bizim kongremiz vardı. Orada bütün arkadaşlarımıza ilettik. Şu anda bütün muhtar arkadaşlarımız askıya çıkarttılar. Herkes askı listesine giden vatandaşlar ismini kontrol edebilir. Bir de dün gene bizim bir toplantımız vardı. Bu yatalak hastalar için, eğer yatalak hastası var ise rapor alıyor, seçim kuruluna bildiriyor. Seçim kurulunda da gezici sandık diye bir sandık vermişler. Hastalara ayağında hizmet edip oy kullanacaklar. Bundan da halkımızın bilgisi olsun. Yatalak hasta olacak, rapor olacak. Peki bu seçmen listelerinin güncellenmesi diye bir şey söz konusu mu? Seçmen listelerinin güncellenmesi ayın 12'sine kadar... 12'sine kadar askıda kalacak. İsimleri olmayanlar 12'sine kadar bakıp da bir de şunu ben hani özellikle bunu belirteyim. Son güne kalmasın. Son güne kalmadan herkes şu anda bütün muhtar arkadaşlarımızın yazıhaneleri açık, muhtarlıkları açık. Vatandaşlar isimlerini kontrol etsinler. Yani bunu şeyden de bilgisayardan da bakabilirler. Ama bilgisayardan bakamayanlar muhtarlığımıza uğradığı zaman seçmen listelerini kontrol ederler. Eczacı Evren Erkan, Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray İl Başkanlığı'nda milletvekili aday adaylığını açıkladı. Eczacı Evren Erkan, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı'nda milletvekili aday adaylığını açıkladı. Sayın Merkez İlçe Başkanım, Sayın Kocaklar İl Başkanım, Sayın Kadın Kollar Başkanım, Sayın basın mensupları ve değerli dava arkadaşlarım. Hepiniz aday adaylığı basın açıklamasına hoş geldiniz. Bilindiği üzere 24 Haziran 2018 tarihinde 27. dönem milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılacaklar. Bu süreçte partimizden de aday adayı olmak isteyen arkadaşlarımız parti genel merkezimize başvurularını yapmışlardır. Bu aday adaylığı sürecinde Sayın Evren Erkan kardeşimiz de başvurusunu yapmış olup bugün bu hususla ilgili siz değerli misafirlerimize basın açıklaması yapacaktır. Ben kendisine hayırlı olsun diyorum, başarılar diliyorum. İl teşkilatı olarak tüm aday adaylarımızın yanındayız. Parti olarak 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçime partimizin Aksaray'ımızda en yüksek oyu alabilmesi için ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir teveccühün olduğunu biliyoruz. Genel Başkanımızın bir siyasi parti genel başkanından çok devlet adamı olduğunu bütün Türk milleti yaşanan süreçte görmüştür. Bu vesileyle yapılacak olan seçimin öncelikle ülkemize, milletimize, Aksaray'ımıza ve partimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.
Bu kardeşiniz 1981 yılında Aksaray'da doğdu. İlk orta lise öğrenimini Aksaray ilinde tamamladı. Üniversite eğitimi Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde başarıyla bitirdi. Hemen akabinde Kurtuluş Mahallesi'nde Erkan Eczanesi adıyla eczanemi açtım. Halen aynı adreste ve aynı isimle faaliyetlerime devam etmekteyim. Yıllardır gönül verdiğim davamda ve partimde 15 Ocak 2012 yılında yapılan Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Kongresi'nde Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi seçildim. 3 ay sonra başkanımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarının takdiriyle başkan yardımcısı oldum. Mayıs 2012'de liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin himayesinde genel merkezimizde açılan gönül erkekler eğitim programına katıldım. 30 Mart 2014 mahalle idareler seçiminde belediye meclis üyesi adayı olduğum ve seçildim. Bu süre zarfında mensubu ve neferi olmaktan gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nin şahsıma verdiği görevleri büyük bir özveriyle gerçekleştirdim. Liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin sözlerini ve kararlarını emir telakki edip bir an bile yanından ayrılmadım. Gerek iş gerekse siyasi hayatımda liderimizin bize öğütlediği, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben düsturunu özümseyerek sadakatle bağlı kalıp ülkeme, milletime, memleketime, partime faydalı olmak için var gücümle çalıştım. 16 Nisan 2017 referandumunda Türk milletinin çoğunluğunun evet oyu vererek kabul gören Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilk yapılacak seçimde 3 Kasım 2019'da fiili olarak yürürlüğe girecekti. Ancak ülkenin içeriden ve dışarıdan kumpası alındığı alenen görünürken, Suriye'de tabiri caiz ise dünya ile savaşan, ekonomik olarak içeriden ve dışarıdan saldırılan Türkiye Cumhuriyeti'nin şer odaklarını ellerine bırakmamak için Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bilge Lider Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine 24 Haziran 2018 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin yapılmasında mutabakata varılmıştır. Ülkeme, milletime, partime, aktif siyaset içinde daha fazla hizmet edeceğime inanarak 27. dönem Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili aday adayı olabilmek için belediye meclis üyeliğimden istifa ettim. Bugüne kadar üniversite eğitim süresi haricinde Aksaray'da yaşamış, şehrin sorunlarını bilen, iki kız evlat sahibi, ülkü ve ülke sevdalısı bir kardeşiniz olarak sizlere, şehrime hizmet etmeye, liderim Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'in yol arkadaşı olmaya talip oldum. Almış olduğum kararın ülkemiz, milletimiz, partimiz ve tüm Aksaray'a hayırlar getirmesini diler, hepinizi Yüce Allah'a emanet ederim. Ne mutlu Türk'üm diye. Mersin AK Parti Milletvekili aday adayı Muhammed Ay, Cumhurbaşkanımıza saygı yürüyüşü adı altında Ankara'ya yürüyor. Muhammed Alp, Mersin Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili aday adayım. Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin Milletvekili aday adayı Muhammed Ay, Cumhurbaşkanımıza saygı için Ankara'ya yürüyoruz dedi. Neden Aksaray'dasınız? Neden Aksaray'dayım? Biz pazar günü saat 2'de yürüyüşe çıktık. Ankara'ya Cumhurbaşkanımızı ziyarete gidiyoruz. Güzergahımız Aksaray olduğu için buradan da geçerken sizleri de buradaki teşkilat arkadaşlarımızı da ziyaret edip böyle geçelim istedik. Devletimizin, milletimizin bağımsızlığı yani birliği, beraberliği bozulmaması için bu seçim gerçekten bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanımızı desteklememiz lazım. Zaten liderimiz, zaten yani ondan başka bir lider zaten olamaz, yoktur. Biz de görmüyoruz. Ona gönül verdik. 14-15 yıl kadar siyasetin içindeyiz. Yaşananları, ülkemizin giden yani gidişatını hepimiz görüyoruz. Hepimizin yani aklı selim insanlarız, bir şeylerin farkındayız. Muhalefet partileri görüyoruz, adaylarını hala belirleyemediler. 4-5 parti, toplama parti bir araya gelip çevirmeye çalışacaklar ama olmayacak, imkansız. O yüzden insanlarımızın gerçekten bilinçli olmasını istiyoruz. Zaten dış güçler devletimize bir ton sıkıntılar çıkararak zarar vermeye çalışıyorlar, bölmeye çalışıyorlar. En azından biz içimizden birlik, beraberlik olarak bu süreci güzel bir şekilde geçirmelerini isteyeceğim. Halkımızdan, milletimizden, insanlarımızdan. Ankara'ya kadar neden yürüyoruz? Cumhurbaşkanımıza saygı yürüyüşümüzdür bizim. Muhalefet parti Ankara'ya adalet yürüyüşü adı altında saygısızlık yürüyüşü yaptı. Biz ona istinaden düzgün bir saygı yürüyüşü yapmak istiyoruz. Ve ben 81 ili temsil ederek
bir milletvekili aday adayı olarak gücüme, gençliğime güvenerek yürümek istedim. Bu da bizim farklı bir bakış açımız. Bu davaya inancımızı açıklaması için, samimiyetimizi insanlar görmesi için böyle bir yürüyüş yapmak istedik. Umarım Sayın Cumhurbaşkanımız da bizi güzel karşılayarak sevgi kucağı açıp bizi karşılayacak diye umut ediyoruz. Aksaray İYİ Parti İl Başkanı Özhan Türemiş, erken seçim hakkındaki sorularımızı yanıtladı. İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Özhan Türemiş, seçime dair sorularımızı yanıtladı. Çok kıymetli Aksaraylı hemşehrilerim, hepinizi sevgi, saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Bilindiği üzere memleketimiz 24 Haziran'da hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerine girecek. Biz de İYİ Parti teşkilatları olarak bütün illerimizde teşkilatlanmalarımızı bitirdik ve şu anda önümüzde yapılacak olan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırız. Ben 2 gündür genel merkezimizdeyim. Genel başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi ile toplantılarımız oldu. Ve biliyorsunuz İYİ Parti'de adaylığı süreçleri başladı 30 Nisan itibariyle. 4 Mayıs'a kadar sürecek ve genel merkezimizde iyi nassak yere düşmüyor. Çok ciddi bir teveccüh ve adaylık başvuruları var. Ve genel başkanımız biliyorsunuz yola çıkarken ne demişti? Ben 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacağım demişti. Bilindiği üzere İYİ Parti teşkilatı şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu var ve aslında genel başkanımızın 100 bin imzaya gerek olmadan cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu. Ama genel başkanımız bilindiği üzere sözünün eli bir liderdir ve dedi ki ben 100 bin imza ile yola çıktım ve vatandaşımıza bu şekilde duyurdum ve sonuna kadar bunun arkasındayım dedi. Biz biliyoruz ki 100 bin imza değil, 500 bin imza ile genel başkanımız cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Çünkü biz her zaman vatandaşımızın arasındayız. Çarşıda, pazarda, kahvehanede, ilçede, köyde, kasabada ve İYİ Parti'ye çığ gibi bir teveccühün olduğunu görüyoruz. Gittiğimiz her yerde vatandaşımız bizi çok üst düzeyde karşılıyor, bizlere ilgi alaka gösteriyor ve bize güveniyor. O anlamda ben Aksaray halkımıza sizlerin aracılığıyla çok teşekkür etmek istiyorum. Bize güvensinler, bize inansınlar. Biz sözümüzün eriyiz. Ne söz vermişsek bunu kesinlikle yapacağız. Bunun taahhüdünü veriyorum. Baktığımızda Türkiye gerçekten şu son yıllarda ciddi bir buhran içerisinde, ekonomik anlamda da buhran içerisinde, tarımda, hayvancılıkta da, hukukta, adalette de. Yani şu anda mevcut hükümetin vatandaşa vereceği maalesef bir şey kalmamıştır. O nedenle Türkiye'nin tek çıkış noktası şu anda İYİ Parti'dir. İYİ Parti insanlar çıkış noktası görmektedir ve kurtarıcı olarak görmektedir. Ve İYİ Parti teşkilatları da Aksaray'da da Türkiye genelinde de Türkiye'yi yönetmeye talip bir partidir. Allah nasip kısmet ederse 24 Haziran'da genel başkanımızı cumhurbaşkanı yapacağız ve milletvekilliğinin çoğunluğunu alarak bu memleketi iyilerin yöneteceğine ben inanıyorum. Şimdi İYİ Parti teşkilatlarında genel merkezimizde 30 Nisan ile 4 Mayıs arasında milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı. Aksaray'dan da biz dün 4 arkadaşımızla birlikte adaylık başvurusu için gittik genel merkezimize. Bunlar isimlerini de sizlere söyleyeyim. İşte Nuri Koçaş Bey var, Pınar Üzgü Hanım var, yine yönetimimizden İl Başkan Yardımcısı Serdar Boysak var, Bey var, Avukat Davut Benki Bey var. Bugün de yine arkadaşlarımızdan Ayhan Erel Başkanımız biliyorsunuz, Kurucular Kurulu üyemiz, onun bir adaylık başvurusu var. Serdar Boysak Bey'in yine bugün adaylık başvurusu var. Ayrıca bir de geçmiş dönemlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olmuş emekli albay ve tabip albay abimiz vardı, Rahim Aydın Bey. Dün o da başvurularını yaptı. Şu anda 6 tane arkadaşımız resmi olarak adaylık başvurularını yaptı. Bunun daha da artacağını düşünüyorum çünkü sürekli bizleri arayanlar var. Bu anlamda partimize çok ciddi ilgi ve teveccüh var adaylık anlamında. Hepsine de çok teşekkür ediyorum. Ve ben Aksaray'da 4-0 yapacağımıza inanıyorum. Bu konuda çok umutluyum. Aksaray halkımıza güveniyorum. Aksaray'ın Eskil ilçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi. Okul müdürü Cem Avsever, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmuyor dedi.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde Eskil Meslek Yüksekokulu'nca Tuzgölü Furkan Eymen Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler kitap okudu. Okul müdürü Cem Avsever etkinliğin ardından yaptığı konuşmada kitap okumanın önemine işaret ederek bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmuyor, fikir sahibi olmak için okumamız gerekir dedi. Aksaray'da gümüş aksesuar satışı işiyle uğraşan Cihat Canat'a mikrofonumuza konuştu. Aksaray'da gümüş aksesuar satışı işiyle uğraşan Cihat Canat'a mikrofonumuza konuştu. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Cihat Canat'a. Cihat Bey, mesleğinizden biraz bahsedebilir misiniz? Gümüşçüyüz gördüğünüz gibi. Hani gümüş satıyoruz. Genellikle bayan takıları, erkek yüzükleri, erkek zincirleri. Evet, peki fiyatların aralıkları nasıl? Fiyatlardan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi orta hani altın gibi pahalı değil. Bijuteri kadar da ucuz değil ister istemez ama hani bunu aldığınız zaman ömürlük kullanacağınız için gümüşü genellikle bu zamanlarda çok tercih etmeye başladılar. Yani ortalama küpelerimiz 30-35 TL'den başlıyor. Kolyelerimiz 40-45, erkek yüzüklerimiz ortalama 55-60 TL. Cüzi rakamlar birazcık da. Geçen yılki satışlarınız oranla bu yılki satışlarınızın hani altının artmasıyla birlikte artış gösterdi mi? Bunu bir kıyas yapabilir misiniz? Ya şimdi ister istemez altının artışıyla erkek kesimlerinde değil de birazcık daha bayan müşterilerimiz de talep arttı. Çünkü hani insanlar önceden altın alıyorlardı. Neden? Ucuzdu. Ama şimdi altın pahalı olduğu için şimdi bir de insanlar takı amaçlı gördüğü için bunlar. Hani bir tişört, bir gömlek ya da bir ayakkabı olarak gördükleri için takıyı artık. Tabii ister istemez altına talep azaldı birazcık daha. Gümüşe daha çok var. En çok talep gören takılarınız hangileri? Genellikle bayan kolyeleri şu şekilde. Hayalet kolyeleri diye geçiyor onlar. Alyanslarımız genellikle çok satılıyor. Bu sıralar erkek yüzükleri... Şimdi bölge haberleriyle devam ediyoruz. Mersinli vatandaşlar bin aydan daha hayırlı olan 11 ayın sultanı Ramazan'ı sabırsızlıkla bekliyor. Biliyorsunuz ki Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan ayı için hazırlıklarınızı yaptınız mı? Mersinli vatandaşlar bin aydan daha hayırlı olan 11 ayın sultanı Ramazan'ı sabırsızlıkla bekliyorlar. Bu bekleyiş sürerken bir yandan da Ramazan alışverişini yapıyorlar. Mersin halkı 11 ayın sultanı Ramazan ayına hazır olduğunu söyledi. Evet yaptık Allah'ın izniyle inşallah. Rabbim bütün İslam aleminin oruç tutmayı nasip eylesin. Ümmet-i Muhammed'e orucun bilincini nasip eylesin. Oruç vücudumuz 11 ayın sultanı Ramazan. Tabii ki vücudumuza sağlık, sıhhat ihsan eylesin Rabbim. Oruç tutup da hani ben zayıf kaldım deyip de oruç tutmayanlara buradan tavsiyem oruç tutmalarına tavsiye ederim. Çünkü şu anda çağımızın hastalığı obezite. Obeziteye işte en güzel Rabbim bize şifa vermiş. Tutun orucunuzu yani. Tutmayanlara Rabbim tutmayı nasip eylesin. Bilincini aşılasın inşallah. Peki sizce mevsim sıcaklıkları nasıl etkileyecek Ramazan ayına? Allah'ın izniyle Allah Rabbim onu izin veriyor inşallah. Bana oruca niyet ettiğimiz zaman o bizi etkilemiyor zaten. İnşallah. Biliyorsunuz ki Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan ayı için hazırlıklarınızı yaptınız mı? Evet. Ne gibi hazırlıklar yaptınız? İbadetimizi yapacağız işte Allah'ın izniyle. Ondan sonra müşterilerimize, yolcularımıza daha iyi hizmet verebilmek için klima bakımlarımızı yaptırdık. Sabah saat 8.30 akşam 5'i arası klimalarımız 7.24 çalışacak. Peki mevsim sıcaklıkları sizce nasıl etkileyecek Ramazan ayını? Bu ay çok sıcak geçilecek diye söyleniyor. Her şeyin ayrısı kurban oldum Allah yine bir serinlik yaratır. Tabii yaptık oruçlara. Dört gözle bekliyoruz orucumuzu. Ne gibi hazırlıklar yaptınız? Ufak tefek yiyecekler alıyoruz. Dini bilgiler, Allah'a karşı görevlerimizi, sorumluluklarımızı yapmak için orucumuzu, namazımızı, Kur'an'ımızın hatmini ineceğiz.
on şeyler yapıyoruz. Peki havaların sıcaklığı Ramazan ayını etkileyecek mi sizce? Çok, çok etkileyecek. İşimiz olmadığı sürece de evde oturacağız. İşimiz olduğunda tedbirli bir şekilde giyinip çıkıp işimizi halledeceğiz. Ramazan ayı biliyorsunuz ki yaklaşıyor. Ramazan ayı için hazırlıklarınızı yaptınız mı? Yaptım evet. Ne gibi hazırlıklar yaptınız? Vallahi kendim adına oruç tutmaya niyetim var Allah'ın izniyle. Orucumuzu tutacağız. Peki sizce mevsim sıcaklıkları Ramazan ayını nasıl etkileyecek? Ne kadar da etkilese bana dokunmaz. Allah'ın izniyle tutarım Ramazan'ı. Hazırlanıyoruz evet yavaş. Ne gibi hazırlıklarınız var? Önemli olan hazırlık, insanın içinde olan hazırlık aslında. Onu yapabilirsek ne mutlu bize. Peki mevsim sıcakları sizce Ramazan ayını nasıl etkileyecek? Mevsim güzel bir mevsime denk düşüyor aslında. Geçmiş senelere göre şimdi çok daha güzel bir ayda, Mayıs ayında olacak. O nedenle çok da etkileyeceğini düşünmüyorum. Hayır yapamadık. Neden? Vallahi daha erken diye yapmadım herhalde. Daha çok erken. Bir de maddi açıdan tabii biraz pahalı. O yüzden. Peki sizce mevsim sıcaklıkları nasıl etkileyecek Ramazan ayını? Vallahi Allah yardım edecek diye düşünüyorum ya. Allah yardım ediyor her sene olduğu gibi. Yine de yardım edecek inşallah. İnşallah. Daha bir şey yapmadık henüz. Neden peki? Yaylaya gideceğiz ondan. Bizimki ondan o yani. Peki sıcaklıklar sizce nasıl etkileyecek Ramazan ayını? Hiç bilmiyoruz. Daha piyasayı bilmiyorum yani. Onun için bir şey diyeceğim çok bir şey yok yani. Çok etkiler hem de sıcak. Ben yani susuzluğu çekince biliyorum korkumdan hemen yaylaya gidiyorum. Yok. Çok zor. Efendim biliyorsunuz ki Ramazan ayı yaklaşıyor. Hazırlıklarınızı yaptınız mı? Yapmaya çalışacağız. Yapacağız. Gereken neyse yapılacak tabii. Peki ne gibi hazırlıklar yapılacak? Ramazan'da ne gerekir? Mesela senin hurman, efendime söyleyeyim senin o günlük yiyecek ihtiyaçların onlar hazırlanır. Vakti geldi miydi de o yapılır, yenilir. Peki sizce Ramazan ayını sıcaklar nasıl etkileyecek? Onu bilemezdik. Cenab-ı Allah bilir onun. Ne olacağını bilemezdik onun. Mersin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkulu bir şekilde kutlandı. Mersin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkulu bir şekilde kutlandı. Kutlamaya Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekilleri Hüseyin Çamak, Aytu Atıcı, Mezitli Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç de katıldı. Tevfik Sırrı Gül Stadyumu önünde toplanan kalabalık kortej halinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte düdük çalan katılımcılar "Yaşasın 1 Mayıs, faşizme karşı omuz omuza, yaşasın işçi dayanışması" sloganları attı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık Davuzun eşliğinde halay çekti. Yaklaşık 3 saat süren etkinliklerin ardından kutlama olaysız bir şekilde son buldu. Evet sevgili Kanal 68 izleyenleri, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda başlayarak Mersin Cumhuriyet alanında son bulacak. Yürüyüşün tertip komuta başkanı yanımızda şu anda. Ona soruyoruz bakalım neler oldu bugün yürüyüşte. Bugün her sene olduğu gibi her seneden daha coşkulu bir şekilde işçiler, emekçiler, ezilenler, çalışanlar, kadınlar, LGBT'yi bireyler, gençler, bütün siyasi partiler taleplerini haykırmak üzere Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun önünden toplanarak gördüğünüz üzere sahil yolundan yürüyüş güzergahı üzerinden şeye doğru Cumhuriyet alanına doğru yürüyoruz. Cumhuriyet alanında emeğe dönük haklarımızı, gasp edilen haklarımızı savunmak üzere, adaleti savunmak üzere, barışı savunmak üzere, hukuku savunmak üzere, İşçilerin, emekçilerin, ezilenlerin, yoksulların haklarını savunmak üzere, o hale karşı durup barışı talep etmek üzere 1 Mayıs'ta Cumhuriyet alanına doğru yürüyoruz. Orada bu taleplerimizin hepsini dile getireceğiz. Efendim krizi sonucu vefat eden Ali Enes arkadaşımızı saygıyla anıyoruz. Selam olsun bu ülkede yaratanlara. Selam olsun onun için dilenenlere. Selam olsun taşlarına karşı bedel ödeyen. Belediyesi işçileri geliyor. Hoş geldiniz. Onur verdiniz. Haydi Mezitli işçileri. Hızlı gelelim. Dilene dilene kazanacağız diye Mezitli işçileri İstemalı gelin şehriye. Mezitli işçileri geliyor. Evet biliyorsunuz ki bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı. Neler düşünüyorsunuz? 1 Mayıs'ta işçinin, emekçinin, köylünün, halkın bayramı kutlu olsun diyorum. Emeğe saygı istiyorum. O halde
Başka da bir şey istemiyorum. Teşekkür ederiz. Sonuna kadar haklarımızı istiyoruz. Başka da bir şey istemiyorum. Aslında duygularım her zamanki gibi geçmiş dönemden, tarihlerden ve bu zamana kadar gelen bakış açısında biraz acıyı hissettiriyor bana. Acının içerisinde nedir? İnsanın varoluş biçiminde temel gereksinimlerinin her defasında insanların sürekli yaşadığın sistem içerisindeki yönetime bize de yapılan dikte gibi bizlerin de onlara yaptıkları diktelerle uzlaşmaya çalıştıkça canlarımızı yakıyoruz ama hani ilerleyen dönemlerde de güzel olan şeyler de var ama bunları çok fazla göremiyoruz. 1 Mayıs deyince aklıma gelen şey emek geliyor, alın teri geliyor. İnsanların 8 saat çalışıp akşamları evlerine, çocuklarına, kendi yaşamlarını sınıfsal olarak daha üst sınıflara çıkartabilmek için kendi hayatlarının, yaşamlarının belirli kısmını, saatini işverene, zamanını verdiği için ve bu zamanının karşılığında hak ettiği ücreti alamadığı için insanların hem zaman olarak hem maddiyat olarak sömürüldüğünün düşüncesindeyim. Ya buraya geldik ama gelişte çalışan işçileri gördük. Onları görmek bizim için biraz üzücü oldu. Yani gelirken sizle beraber bizde yürüdüyseniz görmüşsünüzdür. Hani aslında yine de güzel bir ortam. Beraber geldik, yürüdük, eğlendik. Ama onlar hala benim aklımda. Keşke onlar da bugün çalışmayaydı. Gözlerinin önden geçtik. Hani şey gibi, birisi aç ve karşına birisi yemek yiyor. Ona benziyor biraz. Milliyetçi Hareket Partisi Ereğli İlçe Başkanlığı tarafından milletvekili aday adayı tanıtım programı düzenlenecek. Hepinizin de bildiği üzere Milliyetçi Hareket Partisi Ereğli İlçe Başkanlığı tarafından aday adayı tanıtım programı düzenlenecek. Milliyetçi Hareket Partisi Konya Ereğli İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen aday tanıtım programına Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Musa Yolmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili aday adayları ve çok sayıda partili katıldı. Programda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Musa Yılmaz, hepimizin de bildiği üzere 24 Haziran 2018 tarihinde yeni hükümet sisteminin seçileceği bir genel seçim sürecine girdik. Tüm partiler bu seçimlere hazırlanırken Milliyetçi Hareket Partisi de gerek ülke genelinde gerekse Ereğli'de canhıraş bir şekilde seçimlere hazırlanıyor dedi. Yılmaz yaptığı konuşmasında biliyorsunuz 15 Temmuz sürecinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'in duruşu mevcut seçilmiş hükümete karşı desteği ve bunun akabinde de oluşmuş bir Cumhur İttifakı söz konusudur. Dolayısıyla bizim de Cumhurbaşkanı adayımız mevcut başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'dir. Ülkemiz çok sert bir dönemeçten geçiyor. Ülkenin en zor şartlarında Milliyetçi Hareket Partisi nasıl bundan önce mücadele vermişse şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi'ne kutlu bir görev düştü. Biz de bu görevlerin peşinde mücadelemizi devam ediyor. Ülkemizi dışarıdan ve içeriden kuşatmış, ülkemizi sekteye uğratmak isteyen emperyalist devletler bir plan içerisinde. Bu hain planları Türk dünyasının model ve önder devleti olan Türkiye Cumhuriyeti bozmalıydı. Bozdu da. 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Musa Yılmaz, yeni hükümet sistemimizin tüm kuruluşlarıyla çalışabilmesi adına öncü olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok büyük rol düşüyor. Biz de genel başkanımızın talimatları doğrultusunda devam edeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili aday adayı Derviş Tunahan Yürter, aday tanıtım toplantısında kendini tanıtarak bu kutlu vazifeye adayım dedi. Pedagog olarak görev yaptığını ifade eden Yürter, konuşmasında neden aday olduğunu ve neden Milliyetçi Hareket Partisi'nden adaylık açıklamasında bulunduğunu açıkladı. Zalimin var olan zulmü sona ermeye yaklaştıkça şiddeti artarmış ifadelerini kullanan Yurter, bu zulümlere son vermek için Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olarak karşınızdayım. Allah hepimize hayırlı olanı versin dedi. Diğer aday Bilal Yiğit, Konya Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili aday adaylığını açıkladı. 3 hilale 1 Bilal ifadesini kullandı. 24 Haziran seçimlerinin ülkemize, milletimize, bölgemize hayırlı olmasını diledi. 24 Haziran 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeni yönetim hükümet etme sisteminin seçileceği bir genel seçim var. Tabii tüm partiler tüm hızıyla bu seçime hazırlanırken Milliyetçi Hareket Partisi de Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi Ereğli'de de canhırak şekilde bu sürece hazırlanıyor. Resmi takvim şu an için açıklanmadı ama aday adaylığı süreçleri başladı. Başvurular yapılıyor, tamamlanıyor. Yani çok önemli bir karar aldılar. Genç yaştalar. Genç yaşta siyasete başlamak önemli bir karar. İnşallah bundan sonra onlar için de hayırlı olur. Ben tekrar yollarını ve bahtlarının açık olmasını diliyorum. Kendilerine de bu yolda başarılar diliyorum. Birazdan da dediğim gibi sözü onlara, arkadaşlarımıza vereceğim. Kendilerini tanıtacaklar. Sizler de katıldığınız için
tüm partililerimize, meclis üyelerimize, bizleri burada yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben pedagog derviş Tunağan Yurter, Ereğli'liyim, aslen İvrizli'yim. Babam yıllarca esnaflık yaptı, tuhafiyecilik yapmıştı Uzun Çarşı'da. Bu yüzden Ereğli'nin tanıdığı, bildiği bir aileden geliyorum ve 8 aydır da Ereğli'de bir fiil hizmetteyim. Bundan dolayıdır da Ereğli halkı tarafından tanınıyoruz. Ereğli'de doğdum. Daha sonra üniversiteyi Hacettepe'de okumak üzere Ankara'ya gittim. Üniversiteyi bitirdikten sonra askerliğimi tamamladım ve memleketime döndüm. Şu anda da çocuklarımıza ve ailelerimize danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Neden Milliyetçi Hareket Partisi'nde, neden siyasete girdiğimizi biraz daha açıklayalım isterseniz. Güzel bir söz var. Zalimin zulmü sona ermeye yaklaştıkça zulmü artarmış. Şu anda da görünüyor ki kah küresel güçler, kah içerideki onların taşeronları ülkemizi ve İslam dünyasını köşeye sıkıştırmak için var gücüyle ittifak etmiş, var gücüyle son darbeyi vurmak üzere üstümüze gelmiş vaziyette. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun çok güzel bir sözü vardı. Firavun'un karşısında olmak yetmez, Musa'nın da yanında olmak gerek diye. Bu şer ittifakını, bu şer oluşumunu yıkmak için halkın, Türk halkının, Anadolu'nun asil evlatlarının, Anadolu çocuklarının şartlanması için ve bu devranı döndürmek için Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve Cumhur İttifakı'ndan milletvekili adayı olmaya karar verdim. İnşallah hayırlı olur. Bizim için seçilip seçilmemek mühim değil. Hizmet nasip işi. Eğer nasibimizde varsa sonuna kadar hizmet edeceğiz. Yok, nasibimizde yoksa da karıncanın Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıması misali safımızı belli edeceğiz. Safımız bugün Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır. Hayırlı uğurlu olsun. 1986 Ereğli'nin Yellice Mahallesi'nde doğdum. Eğitimimi Ereğli İmam Hatip Lisesi'nde sona erdirdim. Evli, 3 çocuk babasıyım. Hayattaki en değerli varlığım olan babamdan bana miras kalan dürüstlükle 15 yıldır Ereğli'ye esnaflık yaptım, hizmet verdim. Hepimizin bildiği üzere 24 Haziran'da Cumhur İttifakı ve milletvekili seçimleri yapılması kararlanmıştır. Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevinden istifa eden Orhan Erdem, AK Parti'den Konya Milletvekili aday adaylığını açıkladı. Kıymetli Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Orhan Erdem Beyefendi'yi bugün teşkilatımızda ağırlıyoruz. Orhan Erdem, Ereğli'de partililerle buluştu. Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevinden istifa eden Orhan Erdem, Ereğli'de AK Partililerle buluştu. 27. dönem AK Parti Konya Milletvekili aday adaylığını açıklayan Orhan Erdem, Ereğli AK Parti ilçe teşkilatında bir basın toplantısı düzenledi. AK Parti ilçe başkanı Abdülkadir Düzen, parti yönetimi ve partililerce karşılanan Orhan Erdem yaptığı konuşmada, sadece Türkiye'nin değil, Türkiye'nin varlığından güç alan mazlum milletler için de seçimin çok önemli olduğunu kaydetti. Size şeref verdiler. Gurur duyduk, teşkilatımızı ziyaret ettiler. Kendisi milletvekili aday adayımız. Ben sözü çok uzatmayacağım. Sadece bakanımıza hoş geldiniz diyorum. Kendisi sizlere hitap edecek. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saygılar. Başkanım, gençlik, kadın kolları, değerli yönetim kurulu üyeleri, eski başkanımız burada. Çok değerli basın mensupları, ben de hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 22-23 dönem Konya Milletvekili olarak hizmet ettik. 2011 Ekim ayından geçen haftaya kadar da Allah nasip etti. Bakan yardımcısı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevimizi yürüttük. Şimdi demokrasinin bayramı seçimler. Bu seçimlerin aday adayları içerisinde biz de katıldık. Başta Konya'mız, tüm Türkiye ve Türkiye'den umudu olan mazlum ülkelerin
beklentisi olarak Türkiye'de yeni bir yönetim, başkanlık sisteminin başlamasıyla ve güçlü bir meclisin oluşmasıyla bu hizmetler devam edecek. Bu bakımdan bu yarışta yer almak isteyen 7000'in üzerinde aday adayı sayılar netleşiyor. Genel merkezimizce açıklandı. Konya'da da 230'a yakın veya üzeri bir aday adayı olduğunu biliyoruz. Bu partimiz açısından çok gurur verici bir şey. AK Parti'de aday adaylıkları bittiğinde bunların 15'i listede yer alır, bir kısmı seçilir. Ama büyük bir çoğunluğu arkadaşların milletvekili adayı gibi çalışırlar. Biz buna şahit olduk. Kendimiz de bu kervanda olmadığımız zamanlarda aynen katıldık. AK Parti Türkiye'de çok farklı bir siyasi hareket. Bu bakımdan burada da bu farklılığını aday adaylarının çokluğu ve birlikleriyle gösteriyor. Ereğli'de her gün 30-40 adayı misafir etti. Bölgeden de ciddi bir adayı sayısının olduğunu biliyorum. Hepsini kutluyorum. Allah yardımcılar olsun hepimizin. Ve şunu söyleyeyim. Kimler olacaksa bu ülke için en iyisini yapabilecek arkadaşlar olsun. Birilerinin makamı, birilerinin görev alması değil, bu ülkenin hizmeti için en iyisini yapacak olanlara Allah kısmet etsin ve inşallah yönetimlerimiz de o şekilde ferasetle bu konuda katkı versin. Ereğli AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından milletvekili aday adaylığı tanıtım programları devam ediyor. 2004-2009 yılları arasında Ereğli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Özdoğan, AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatı tarafından milletvekili aday adaylığını açıkladı. 2004-2009 yılları arasında Ereğli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Özdoğan, AK Parti Ereğli Teşkilatı'nda düzenlediği geniş katılımlı toplantıda aday adaylığını açıkladı. 24 Haziran genel seçimleri kapsamında Adalet ve Kalkınma Partisi aday adaylığı tanıtım programları Konya Ereğli Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe teşkilatında devam ediyor. Aday adaylarımızdan önceki dönemlerde belediye başkanlığı yapmış, partimizde uzun süre hizmetlerde bulunmuş, tüm seçimlerde yanımızda bulunmuş bir abimiz, Ahmet Özdoğan abimiz, aday adayımız. Birazdan o kendisini tanıtacak. Sizlere zaten tanıyorsunuz ama kendisinin bir konuşması olacak. Ama öncesinde ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu zamana kadarki yapılan seçimlerden çok daha farklı bir seçime giriyoruz. Ve bugüne kadar bu ülke üzerinde kurgulanmış oyunların bir benzeri arkadaşlar tekrar kurgulanıyor. Şu an AK Parti ve MHP'nin kurmuş olduğu bir Cumhur İttifakı var biliyorsunuz. MHP ile birlikte kurmuş olduğumuz Cumhur İttifakı'nın temelinde vatana hizmet, millete hizmet aşkı var. Ve bunun için bir güç birlikteliği oluşturuldu. Evet, 2002 yılında başlayan hizmet kervanımızdan beri böyle bakıyorum hep beraber olduğumuz, çalıştığımız arkadaşlarımız burada. Yeni arkadaşlarımız burada. Ne güzel, AK Parti dünden bugüne güçlerine kuvvetlenerek devam ediyor. Ne mutlu bize. 2002 yılında biliyorsunuz bir hizmet kervanı başladı ülkemizde. O gün Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanımız Allah'ın izniyle inşallah yakında başkanımız olacak. Benim niyetim şudur. Evet, Ereğli tarım hayvancılık kentidir. Bizim geleceğimizi kurtarmamız lazım. Bunun için bu projelerle meydanda olmamız lazım. Hayvancılığı en modern, en çağdaş, en sağlıklı şekilde yapmamız için bu projeleri inşallah hayata geçireceğiz. Niyetimiz budur. Yollara düşüş sebebimiz budur. Allah eğer bize hizmet edeceksek, eğer bu yolda bu hizmetleri yapabileceksek, yine alnımız ak, başımız dik sizin karşınıza çıkabileceksek bu görevleri nasip etsin. Başka hiçbir derdimiz yok. Yine çalışacağız. Tarlada izi olmayanın
harmanda yüzü olur. Başkanımın dediği gibi bugünden itibaren sokak sokak, mahalle mahalle çalışacağız. Halkımıza bunları anlatacağız. Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlatacağız. Ben şuna çok inanıyorum ki bir birlik bütünlük içerisinde bizim başaramayacağımız iş yoktur. Milletvekiliyle beraber belediye başkanı, ilçe teşkilatı, teşkilat başkanımız, mahalle muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, bürokratlarımızla beraber bir bütün içinde çalışacağız. Ve inanıyorum Ereğli o zaman işte bir olacak, diri olacağız, iri olacağız, hep birlikte Ereğli olacağız, Türkiye olacağız. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, yıllardır atıl durumda olan Fatih Parkımızı yeniliyoruz dedi. Ereğli Belediyesi bir ilki daha hayata geçiriyor. Yıllardan beri düzenleme yapılmayan şehir merkezinde çoğu vatandaşın uğrak yeri olan Fatih Parkı'nın yenileme çalışmaları başladı. Çalışma hakkında değerlendirme yapan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, yıllardır atıl durumda olan Fatih Parkımızı yeniliyoruz. Şehrimizin merkezine ve müdavimleri olan büyüklerimize yakışır bir parkı kısa sürede faaliyete sokacağız. Ereğli'mizde birçok ilki hayata geçirdik. Atıl bölgelerimizi canlandırarak şehrimize yakışan hizmetleri yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve isteklerini göz önünde bulundurarak estetik dokunuşları gerçekleştiriyoruz. Bu noktada birlikte yönetelim prensibimizle hemşehrilerimizin samimi görüş ve düşüncelerini de değerlendiriyoruz. Bizlere güvenen ve destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Ereğli'mize yakışan, gelişimine katkı sunan hizmetlerimize devam edeceğiz. Yenileyeceğimiz ve şehrimizin merkezine ayrı hava katacak olan Fatih Parkımızın şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum dedi. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.